Ekranda R0'ın tanımı var. R0'ı temel üreme sayısı, temel üreme katsayısı ya da bulaşıcılık kat olarak da duymuş olabilirsiniz. Ben de zaten bu ve bir sonraki video boyunca R0 ve temel üreme kat ifadelerini eş anlamlı olarak kullanacağım. Evet isterseniz hemen tanımı okuyayım. Hassas bir popülasyonda var olan bir vakanın enfeksiyöz dönemde yol açtığı ortalama yeni vaka sayısı. Kısacası hastalığın kişinin kendisinden başka ortalama kaç kişiye bulaşabileceğini gösteren bir sayı. Bunu matematiksel açıdan ele alabiliriz. Evet. Temel üreme sayısını yeni vaka sayısı bölü var olan vaka sayısı olarak ifade edebilir ve bu sayede de ortalamayı bulmuş oluruz. Öyle değil mi? Enfeksiyöz dönem içinde birkaç şey söylemek istiyorum. Bazı hastalıkların enfeksiyöz dönemleri yani bulaşıcı oldukları dönem sadece birkaç günken bazılarınki yıllarla ölçülür. Evet, doğru duydunuz. Bazı hastalıkları yakalandıktan 30 yıl sonra bile başkalarına bulaştırmanız mümkündür. Hassas popülasyon derken de aşılanmamış bir popülasyondan bahsediyoruz. Bunu da not edelim. Aşılanmamış. Ya da bu enfeksiyonla daha önce karşılaşmamış bir grupta söz konusu olabilir. Kısaca bu popülasyonun enfeksiyonla daha önce karşılaşmadıklarını, bağışıklık sistemlerinin bu enfeksiyonla ilk kez karşılaştığını ve hasta olma olasılıklarının yüksek olduğunu söylemeye çalışıyor. Örneklerle anlatmak biraz daha kolay olabilir. 4 tane enfeksiyon olduğunu düşünelim. İsimlerine rastgele A, B, C ve D diyelim. 4 tane. Bu enfeksiyonların her biri için topluma danışıyoruz ve bu toplumda kaç kişinin enfeksiyondan etkilendiğini bulmaya çalışıyoruz. İşleri kolaylaştırmak için başlangıçta her bir enfeksiyondan etkilenen 4 kişi olduğunu varsayalım. Şimdi zamanı biraz ileri saracağız, geleceğe gideceğiz ve durumlarını görmek için bu insanlara daha sonra yeniden bakacağız. Bu enfeksiyon için duruma bakarsak enfeksiyon 10 yıllar boyunca sürüyor diyelim. 10, 20 ya da 30 yıl olabilir. Evet. Bu enfeksiyonsa haftalarca sürsün. Bu günlerce sürsün. Bu da yine haftalarca sürsün. Yani enfeksiyonların her biri için ilgili gruba günler, haftalar ya da yıllar sonra geri dönüp bakacağız. 10 yıl sonra A grubundaki bu insanlara geri dönüş yaptığımızda bu kişinin enfeksiyonu bir başkasına, bunun da bir başkasına bulaştırdığını ama bu ikisinin hiç kimseye bulaştırmadığını görüyoruz. Bu durumda R0 yeni vaka sayısı yani 2 bölü var olan vaka sayısı yani 4'e eşittir. 2 bölü 4'ün sonucu olarak 0,5'i not edelim. Sıra geldi B'ye. Bu bir kişiye, bu iki kişiye, bu da yine bir kişiye hastalığı bulaştırmış ama bunun kimseye bulaştırmadığını görüyoruz. Burada 4 yeni vaka var. Var olan vaka sayısı da 4 olduğuna göre R0 4 bölü 4'ten 1'e eşittir. Bazıları daha fazla, bazıları da daha az kişiye bulaştırmış olmasına rağmen R0 değeri ortalama bir değer. C için de benzer bir senaryo düşünelim. Yine birkaç kişiye bulaşmış olsun. Bu 2 kişiye, bu 1 kişiye, bu da 3 kişiye bulaştırmış olsun. Bir bakalım toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi. Aslında işlemleri de kolaylaştırmak için bunu 8 kişi de bırakalım. R0 bu durumda 8 bölü 4'ten 2'ye eşit olur. D'yi biraz abartılı bir örneğe çevirelim. Bu enfeksiyon sonucu çok ama çok sayıda insanın hastalandığını ele alalım. Evet. Birkaç hafta sonra geri döndüğümüzde bu kişinin enfeksiyonu çok daha fazla kişiye bulaştırdığını görüyoruz. R0'a bakarsak buradaki yeni vaka sayısını 4'e bölmemiz gerekecek. Şunları hızlı hızlı çizeyim. 72 tane daire çizmek istiyorum. Fazla da olmasın. Burada 30 var, 40, 50, 60, 70 ve 2. Bunu 4'e bölersek ne buluruz? 18. Öyle değil mi? Evet. Bu enfeksiyonun temel üreme sayısı 18. Bu küçük daireleri çizmemin sebebi temel üreme sayısının göze nasıl göründüğünü anlamanız. Bu noktadan sonra ilk 4 kişiyle artık ilgilenmiyoruz. Çünkü onların enfeksiyonlarını yeterli bir süre boyunca takip ettik. Evet. Enfeksiyonların bulaşıcı olduğu haftalar, günler hatta 10 yıllar boyunca bu kişileri takip ettik ve artık hastalık bulaştırmayacaklarını biliyoruz. Ama bu maviler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Mavi insanlar acaba hastalığı nasıl bulaştıracaklar? Bununla başlayalım mı? Bu bir kişiye, bu da bir kişiye bulaştırmış olsun. Bu bir kişiye, bu da iki kişiye bulaştırsın. Bu da kimseye bulaştırmasın. Zamanı yine ileri aldık ve temel üreme sayısını bir kere daha değerlendireceğiz. R0 yeni vaka sayısı bölü var olan vaka sayısıydı. Var olan vaka sayısı 2, yeni vaka sayısı ise 1 olduğu için temel üreme sayısı aynı kalacak. Yani 0,5'e eşit olacak. Size söylemek istediğim önemli ayrıntılardan biri de bu. Temel üreme sayısı değişmez. Bunun belirli bir enfeksiyona özgü bir rakam olduğu düşünülüyor. Burada da 4 bölü 4 1'e eşittir. Evet, temel üreme sayısı yine aynı. Değişmeyeceği için buradaki temel üreme sayısının da 2 olarak kalacağını varsaymak mümkün. Bazıları daha fazla, bazıları da daha az kişiye bulaştıracak. Ama bir ortalamadan bahsettiğimiz için elde edeceğimiz sonuç yine aynı olacak. Temel üreme sayısı yani R0 enfeksiyonun ne kadar hızlı yayıldığını ölçer. Mesela bunun için her geri dönüşte bulaşma oranının 2 katına çıktığını göreceğiz. Hastalığın bulaşıcı olduğu dönemde birkaç günse her birkaç günde bir vaka sayısı 2 katına çıkacak. O halde 8 kişiyle başladıysak yeni vaka sayısı 16 olacaktır. Burada ise sayılar çok daha yüksek olacak. 72 kişi vardı. 72 çarpı 18 1296 eder. Ve temel üreme sayısını yine 18 olarak buluruz. Bu dairelerin hepsini çizmeyeceğim. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Burada çok fazla insan enfekte oluyor. Elde ettiğimiz sonuçları değerlendirirsek temel üreme sayısının birden küçük olduğu durumlarda enfeksiyonun zaman içinde yok olacağını fark etmişsinizdir. Şu anda hasta olan yani enfekte olan bir kişi var. Ve evet bu enfeksiyon yok olmak üzere. Burada yani temel üreme sayısı 1'e eşit olduğunda durum sabit kalır. Demek istediğim zamanı ne kadar ileri sayarsanız sayın yeni vaka sayısı 4 olarak kalır. Burada temel üreme sayısının 1'den büyük olduğu durumlarda ise ki 1'den ne kadar büyük olduğunun da son derece önemli olduğunu eklemek istiyorum. Enfeksiyonun yayılacağı sonucuna ulaşabiliriz. Bu sayının son derece önemli ve faydalı olması sebebi de budur zaten. Canlı bir örnek vermek gerekirse Ebola'nın R0 değeri yani temel üreme sayısı 2'dir. Evet. Bunu yazarken aklımda olan örnek buydu. D enfeksiyonu içinde kızamık diyebiliriz. Ve buna dayanarak kızamığın Ebola'dan çok çok daha fazla bulaşıcı bir hastalık olduğunu da söyleyebiliriz. Sizi bu çarpıcı tabloyla baş başa bırakmadan önce söylemek istediğim birkaç şey daha var. Örneğin bu enfeksiyonların yayılmasını engellemek için elimizden bir şey gelmediğini düşünmeyin. Temel üreme sayısı yani R0 değeri yüksek olan enfeksiyonlar için yapılabilecek şeyler tabii ki var. Enfeksiyona sebep olan şeyin örneğin bir virüsün yayılmasını ya da bulaşmasını engellemek bunlardan biridir. Mesela bir hastane söz konusu olduğunda hastanın karantinaya alınması gibi bir durumdan bahsediyorum. Bu hastaya bakması gereken hemşire ve doktorların da virüslerin bulaşmasını engelleyecek kıyafet giymeleri ve önlemleri almaları söz konusudur. Evet, karantina ve koruyucu kıyafetler virüsün bulaşmasını engeller. Buna ek olarak enfeksiyona maruz kalmış biri için yapılabilecek bir şey var mıdır? Kızamığı ele alalım. Evet, bu söyleyeceğim şey ne yazık ki Ebola ya da korona için hala geçerli değil ama kızamığın aşısı var. Öyle değil mi? Kızamığı ele alırsak aşılar da çözümün önemli bir parçası. MMR yani kızamık, kaba kulak ve kızamıkçık aşısı olarak da bilinen bir aşıdan bahsediyorum. Bu aşının belirli bir etkinliği vardır ve bu sayede enfeksiyon başkalarına bulaşmaz. Son derece bulaşıcı olan hastalıkların yayılmasını işte bu şekilde engelleyebiliriz.